Kezalike yubeyyinullahu. İşte Allah böylece yubeyyinu apaçık ediyor. Bu ifadede de bize Allah'ın bunu apaçık ettiğini, açıkladığını, detaylandırdığını, dolayısıyla da anlayabileceğimiz bir düzeyde bize sunulduğunu, özellikle bu ayetle alakalı olarak da Cenab-ı Hak kaydını düşmüş. Kezalike, bak işte böyle Allah size beyan ediyor, apaçık ediyor. Lekum ayatihi, size ayetlerini. Ne için? Leallekum teşkurun, şükredesiniz diye. Cenab-ı Hak bize böyle bir açıklamada bulundu. Bize yolumuzu gösterdi. Bize lütfetti, hidayette bulundu. Böyle bir hususta nasıl davranacağımızı öğretti. Hem de aşamalı, planlı bir şekilde bundan arınma yollarını, temizlenme yollarını bize gösterdi. Rabbimize bu anlamda göster, böylece yaptığımız saygısızlığı nasıl telafi edeceğimizin bize araçlarını göstermiş olması son derece büyük bir lütuf. Yani küstürdüğünüz bir adamı nasıl barış, nasıl onun gönlünü alacağınızı aramak o kişiyle alakalı bir şey. Siz kendi kafanızdan bir şey yaparsınız, belki daha bir mutlu edeyim derken iyice yani onu rahatsız edebilir. Yani seveceğini sandığınız bir hediye alırsınız. Ya hiç öyle ilgisini çekmeyebilir. Belki de hiç hediyeyle barışacak türden bir adam da değildir. Hazreti Adem'in yeryüzüne indiği ve ta kelimeleri telakki edinceye kadar ki çaresizliğini düşünürsek, Cenab-ı Hakk'ı memnun etmek, kendisini affettirmek, bağışlatmak için benzer bir çaresizliğin içinde kalacaktık. Eğer Allah bize kendi adını kullanarak birilerini aldatmış olmamızı, birilerini kandırmış olmamızı, yapmayacağımız işlere, yapamayacağımız işlere onun adını bozuk para gibi kullanıp heder edişimizi, yeminleri nasıl affettireceğiz diye bir çaresizliğin içinde kalacaktık. Cenab-ı Hak bize bir yol gösterdi de o yol neticesinde bundan arınabilmenin en azından araçlarını öğretmiş bulundu. Bunun için Allah Azze ve Celle'ye şükredin. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, şükredesiniz diye Allah size, yani bu ifade demin Mehmet abinin yaptığı yorumu neredeyse bine katlıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle bize bir şey öğretmiş. Ve öğrettiği şeyin sonunda işte bak Allah size böyle açıkladı, şükredesiniz diye de demiş. Biz o suçu nice kere işlemişiz. Hiç o kaygı, sıkıntı, yani bunu nasıl temizleyeceğiz diye bir sıkıntısı da çökmemiş. Meğer ki şükredecek bir duruma gelelim yani. O şükredecek duruma gelen adam, onun yükü altında ezilmiş böyle bir yemin ettiğinde veya böyle bir süreçte bunu heder ettiğinde, gidip de hocaya sormuş veya kitabı açmış öğrendiğinde de hay, hocaya sordu takdirde hay ağzında bin yaşa demiş, ne kadar memnun olmuş, gitmiş o hemen uygulamış, Rabbine de hamd etmiş böyle bir istikamet gösterdiği için kendisine. Biz o kaygıyı çekmemişik ki daha o süreci de yaşayalım da sonunda da hamd edelim Rabbimize, şükredelim ya Rabbi bizi buna ilettiğin ve bu amelle bizi bize bu ameli nasip ettiğin için diye.